Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizinle to be yapısı üzerinde duracağız. Olmak fiili İngilizce'de en önemli yapıların başında gelir. Olmak fiili tabi sadece emizar olarak bilinen bir yapı değildir. Zamana göre çekim alan birçok kullanım alanı olan bir yapıdır. Hemen başlayalım beraber. Türkçe karşılığı olmayan bu yapı olmak anlamına gelir. İngilizce'de eğer temel bir cümle yok ise yüklem olarak swim, catch, watch, study gibi hareket bildiren bir fiil yok ise be olmak fiili kullanılır. Ve be fiili devamındaki tabii ki öznesi, özne ve zamana göre çekim alan bir yapıdır. Olmak anlamına gelen bu kelime devamındaki ismi yüklem yapar. Yani daha çok isim türündeki kelimeleri yüklem yapar diye söyleyebiliriz. Bunu hemen cümle içinde beraber görelim. Örneğin I am a teacher. Ben bir öğretmenim derken burada olmak anlamında, daha doğrusu swim, catch, watch, study şeklinde bir mastar fiilimiz yok. Dolayısıyla bu ismi yüklem yapmıştır. Yani ben bir öğretmenim, gördüğünüz gibi buradaki öğretmen kelimesi yüklem konumunda bulunuyor. She is a doctor. O bir doktordur. Doktoru yüklem yapmış oldu burada. Ve they are students derken, onlar öğrencidirler derken yine öğrenciyi kelimesini yüklem yapmış oldum. Olmak fiili tabii ki zamana göre çekim alır demiştik. Hemen bunlara bir göz atalım. Örneğin tabii özneye göre değişiklik gösteriyor. Örneğin I am alır ama geçmiş zaman hali was, gelecek zamanda will be ya da bunun past hali would be, present perfect yapıda have been, past perfect'te had been, will have been future perfect ve modüllerde be ile kullanılır. Can be, must be, should be. You, we, they yardımcı fiili geniş zamanda are, geçmiş zamanda were ve yine aynı şekilde gelecekte will be ya da bir past hali would be. Devamında have been, past perfect'te had been, will have been ve modüllerde yine be ile kullanılır. He, she, it'te geniş zamanda is, olmak fiilinin karşılığı, geçmiş zamanda was, gelecekte yine will be ya da geçmiş hali would be. He, she, it has been kullanılır. Ve devamında burada yine had been past perfect, will have been future perfect ve can be, must be, should be. Perfect yapıları mişli zamanlardır. Zamanlar konusunda bunu detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Şu anda sadece olmak fiilinin buradaki çekimlerini görmüş olduk arkadaşlar. To be ile ilgili diğer detaylara beraber bakalım arkadaşlar. To be yapısının kullanım yerlerine göz atacağız. Duygularda to be kullanılır. How is he? O nasıl derken. Yaş ifadelerinde durum olduğu için he is 20 years old, 20 yaşında derken. Kimliklerde isim açıklarken he is my friend derken. Burada dikkat edin, iş, oluş, hareket bildiren kelime yok. My dog is the fastest animal on the farm. Köpeğim çiftlikte en hızlı hayvandır derken yine bir durum cümlesi nitelik ifadelerinde. Etkinliklerde örneğin conference is on Saturday, cumartesi günü konferans var veya konferans cumartesi günüdür derken yine dır anlamındaki is. Maliyetlerde fiyat sorarken how much is this book? 2 plus 2 is 4, 2 kere 2 4 derken sayılarda. Meslekleri ifade ederken he is a dentist veya ulusları ifade ederken they are Turkish. Ya da sahipliklerde this house is hers. Yani tabii daha farklı kullanımlar da yine söz konusu olabilir ama genellikle bu tür durumlarda olmak fiili kullanılır. Olmak fiilinin asıl önemli kısmına geldik. Olmak fiili devamında tabii pasif cümlelerde de sürekli cümlelerde de kullanılır. Onlara birazdan beraber bakacağız. Arkadaşlar olmak fiilinden sonra bir isim gelirse bu bir durum cümlesidir. Veya sıfat da gelirse aynı şekilde bu bir durum cümlesi, hareketin olmadığı. Ama olmak fiilinden sonra verb ing yani fiil ing taksiyle kullanılırsa o zaman burada süreklilik söz konusu. Örneğin diyelim ki he is operating, ameliyat ediyor. He was operating, ameliyat ediyordu. He will be operating, ameliyat ediyor olacak. He has been ameliyat etmekte. Can be operating, ameliyat ediyor olabilir. Has to be operating, ameliyat ediyor olmalı gibi.
Eğer ki olmak fiilinden sonra fiilin üçüncü hali kullanılırsa burada edilgen yapı söz konusu. Yani pasiflik ki İngilizce'de akademik okumalarda en çok çıkan yapılardan bir tanesi. Bu da olmak fiiliyle kullanılır. Yani örneğin he is operated ameliyat edilir. He was operated ameliyat edildi. He will be operated ameliyat edilecek. He has been operated ameliyat edilmiş. He can be operated ameliyat edilebilir ya da he has to be operated ameliyat edilmeli şeklinde. Edilgen yapıdan bahsediyoruz. İsim veya sıfat durum. Verb ing continuous yani sürekli yapı ama fiilin üçüncü hali edilgendir. Asla olmak fiillerinden sonra yani olmak fiilinden sonra fiil yanın halde kullanılmaz arkadaşlar. Burada tabii yine detaylar anlattığımız kısım yazılı hali burada mevcut. Tekrardan bu kısmı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Olmak fiili, daha doğrusu bir yapısının karşımıza çıkması muhtemel 4 cümlenin 3'ünü karşıladığını unutmayalım. Yani olmak fiili ya durum cümlelerinde karşımıza çıkar gördüğünüz gibi. Olmak fiili dikkat edilirse be verb ing ile birlikte sürekli eylem cümlelerinde. Yine aynı şekilde be verb 3 ile de pasif olarak karşımıza çıkabilir. Tabii ki bir başka cümle yapısı daha var. Bu da normal zamanlarda bahsettiğimiz hemen bakalım. Örneğin ameliyat eder dediğimiz fiil cümleleri arkadaşlar. Bunlar bizim fiil cümlelerimiz. Ameliyat etti. Zamanlarda bunları tekrar göreceğiz. Ameliyat edecek, ameliyat etmiş, ameliyat etmişti, ameliyat etmiş olacak ya da ameliyat edebilir. Ama dikkat edin. Be artı isim ya da olmak fiili isim veya sıfatla kullanımı durumdur. Burada görüldüğü gibi bütün zamanlara göre çekimini yapmış oldu. Hemen bir altında fiil var ama fiilin yanında ing takısı bu da eylemin sürekli olduğunu gösteriyor. Sürekli eylemlerde olmak fiilinin mutlaka zamana göre çekimi şart arkadaşlar. Unutmayalım. Ve tablodan da bunları kontrol edebilirsiniz ayrıca. Olmak fiilinin zamana göre çekimi. Ve olmak fiili yanında fiilin üçüncü haliyle kullanılırsa burada edilgen yapı söz konusu. Ameliyat edilir, edildi. Will be operated, ameliyat edilecek. Has been operated, ameliyat edilmiş. Had been operated, ameliyat edilmişti. Will have been operated, ameliyat edilmiş olacak. Ve yine may be operated, ameliyat edilebilir şeklinde bunu çevirebiliriz arkadaşlar. Burası önemli bir detay, unutmayalım. Şimdi de bu bahsettiğimiz olmak fiilinin zamanlarda kullanımı, pasiflerde kullanımı, sürekli zamanlarda da kullanımını detaylı burada görelim. Geniş zamanda emizar olarak kullanılıyordu ve tabii ki olumlu cümlede gördüğünüz gibi emizarı kullandık ama olumsuz olduğunda emizarın yanına not kullanılır. Soru olduğunda bu to be yapısı cümlenin başında kullanılır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten soru işareti var. Geçmiş zamanda olmak fiili was were olarak kullanılıyordu. I'da, he, she, it'te was ama we, you, they'de were olarak kullanılıyor. Tabii ki yardımcı fiilin yanına not geldiği zaman olumsuz ve yardımcı fiil yani to be yapısı cümlenin başındaysa sorudur. Şimdiki zamanda emizar kullanılıyordu ama bunun yanında görüldüğü gibi fiil ing takısı alırdı. Yani reading, I am reading, you are reading, he is reading ya da they are reading. Yine olumsuzlarda not kullanılır. Okumuyorum, okumuyorsun, okumuyor veya okumuyorlar. Tabii ki sorularda yine emizar başta kullanılır ve fiilimiz yine ing takısıyla birlikte burada söz konusu değişmez bu fiilin ing alması ve burada soru bir yapı var arkadaşlar. Geçmişte was were olarak tabii yine verb ing ile birlikte geçmişe süreklilik diyoruz burada. I was playing oynuyordum. They were playing oynuyorlardı. Yine not aldığında olumsuz görüldüğü gibi ya da was were cümlenin başındaysa soru olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. To be yapısının pasif kullanımlarına da burada göz atacağız. Yine pasif yapılarda bir kullanılıyordu. Burada bütün zamanlarda görüldüğü gibi önce aktif cümlesini vermiş olduk. Devamında zamana uygun olmak fiili ve fiilin üçüncü haliyle pasif durum söz konusu. Geçmiş zamanda was fiilin üçüncü hali, gelecek zamanda will be fiilin üçüncü hali, modüllerde can be fiilin üçüncü hali, sürekli yapılarda being ekleniyor bunlara ek olarak. Was being painted, yine boyuyordu, boyanıyordu veya has been perfect yapılarda arada being kullanılıyor.
Past Perfect'te görüldüğü gibi had been painted, boyanmıştı. Yine bir will have been painted, boyanmış olacak. Tabi altta çevirileri var. Kitaptan bunları detaylı bir şekilde düzenli tekrar tekrar bakabilirsiniz arkadaşlar. Should have been painted, yine boyanmış olması gerekirdi anlamında. Dolayısıyla boyanması gerekirdi. Burası da perfect yapılarda been ile birlikte tabii ki pasif hali söz konusu arkadaşlar. To be yapısı arkadaşlar önemli bir yapıydı. Mutlaka bütün kullanım alanlarını bilmek gerekiyor ve bununla ilgili örnek cümleleri okuyup pekiştirmenizi istiyoruz arkadaşlar. İngilizce'de belki de başlangıçta cümle kuruluşundan sonra öğrenebileceğiniz en önemli konu diyebiliriz.